Hastalık bu futboldan hepinize merhabalar. Jilet gibi bir içerikle karşınızdayız. Türkiye'nin lider erkek bakım markası Jilet, milli takıma uzun süreli desteği Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte geliştirdiği lisanslı ve logolu ProGlide taraftar serisiyle Türk sporunun da en büyük destekçilerinden. Bu videoda Jilet'in katkılarıyla olası derbi senaryolarını masaya yatıracağız. Bu randevu benim bu sezon çok merak ettiğim bir karşılaşma, nedenini birazdan çok daha iyi anlayacaksınız. İki takımın birbiriyle benzeşen yönleri olduğu gibi birbirinden çok net, çok kalın çizgilerle ayrılan yönleri de var. Ve takımların oyunu ele alış şekillerindeki bu değişkenlikler nasıl bir fark ortaya çıkarır, fikir yürütmeye çalışacağız. Önce derbinin bu iki tarafını kafa kafaya kıyaslayacağız. Ardından benim kişisel yaşamımda da başvurmayı sıkça tercih ettiğim SWOT analizi metoduyla güçlü ve zayıf yönlerine, olası tehdit ve fırsatlara mercek tutacağız. Değilseniz abone olun. Çekirdek ekiptenseniz zaten çoktan beğeniyi çakmışsınız. O halde arkanıza yaslanın ve dev randevunun şifrelerini birlikte çözmeye çalışalım. Çünkü çok keyifli bir derbi ön analizi başlıyor. İlk olan ilk gelir. 7 maçta 16 gol atmış bir Beşiktaş'la 6 maçta 20 kez fileleri havalandırmış bir Fenerbahçe'nin müsabakasını izleyeceğiz. Bir başka deyişle ligin en çok gol atan 1. ve 2. takımının randevusu bu. Beşiktaş bu 16 golü 12.9 gol beklentisinden, Fenerbahçe ise 20 golü 13.9 gol beklentisinden üretti. Dolayısıyla aynı şekilde XG alanında da ligin 1. ve 2. sırası kozlarını paylaşıyor olacak. Buradan yola çıkışla bol gollü bir maç olma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir. Fakat öte yandan Beşiktaş 19 takım arasında pozisyon verme açısından 18. sırada yer alıyor. Oynadığı rakipler toplamda sadece 5.6 gol beklentisi üretebildi. Bu alanda Beşiktaş'tan daha iyi olan tek takım henüz gol yememiş olan Başakşehir. Fenerbahçe'nin ise 6 maçta kalesinde verdiği 6.8 gol beklentisi var. Beşiktaş kadar iyi olmayabilir ama sarı lacivertlerin bu alanda kötü olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat gel gör ki Fenerbahçe sadece 6 gol yedi, Beşiktaş 10. Bunun ana sebebini topun olmadığı yer izleyicileri 3 haftadır falan biliyor zaten. Beşiktaş'ın yediği gollerin 3 tanesi duran top. Biri penaltı, ikisi kendi kalesine. Fenerbahçe'de de durum pek farklı değil. Yediği 6 golün ikisi penaltıdan, ikisi duran toptan, sadece ikisi akan oyundan. Dolayısıyla bu iki takım sadece ligin en çok gol atan takımları değil, aynı zamanda çok iyi savunma yapan takımlar. Buradan yola çıkışla düşük skorlu bir maç da olabilir. Umarım öyle olmaz diyelim ama modern oyunda defans ve ofansı birbirinden ayırmak çok mümkün değil. Bu noktada az önce bahsettiğim ve içeriğin geri kalanında sürekli göreceğimiz şemayı ekrana yansıtıp sizlere SWOT analizinden bahsetmek istiyorum. Bilenleriniz bilir, İTÜ işletme mezunu olduğum için bu benim 11-12 yıl önce üniversitede öğrendiğim, yıllardır iş ve şahsi hayatımda karar alırken uyguladığım bir teknik. Strength yani güçlü yönler anlamına gelen S, weakness yani zayıf yönler anlamına gelen W, opportunities yani fırsatlar anlamına gelen O ve threats yani tehditler anlamına gelen T harflerinden oluşuyor. Bunları ilgili bölümlere yazdığınızda o kararla ilgili avantajlı ve dezavantajlı durumlara bir bütün halinde yaklaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer doğru yapılırsa epey yararlı. Hepinize de tavsiye ederim. Goller üzerinden buraya kadar söylediğimiz her şeyi yerli yerine koyalım evvela. İki takımın da hem ofans hem defansta iyi olduğunu söylemiştik fakat 13.9 gol beklentisinden 20 gol atan Fenerbahçe'nin şüphesiz en güçlü yönü skor şansı üretme. Buna karşın Başakşehir'den sonra ligin en az XG veren takımı Beşiktaş'ın en güçlü yönü de rakibi kalesine getirmemesi, ki siyah beyazlılar ligde kalesine en az şut çektiren takım. Fakat 10 gol yediklerini söylemiştik. İşte burada Fenerbahçe adına bir fırsat, Beşiktaş adına ise bir tehdit oluşuyor. Çünkü maç başına 15.7 şutla ligin en çok şut atan 4. takımı olan Fenerbahçe, aynı zamanda en yüksek şut isabet yüzdesine sahip. Kanarya'nın attığı tüm şutların %41'i çerçeveyi bulmuş. Fenerbahçe'nin fırsatlarına isabetli şutlar dedik, Beşiktaş'ın tehdit kısmına ise kaleci performansı yazabiliriz. Zira son 3 haftada kaleyi tutan toplam 5 şuttan 5 gol yediler. İki takımın da çok iyi olduğu bir konuyla devam edelim. Beşiktaş 5, Fenerbahçe 3 tane duran toptan gol attı. İki hocanın da bu konuya ekstra önem verdiğini düşünürsek, derbinin kaderini bir free kick, bir korner, hatta belki bir taç atışı belirleyebilir. Duran top hücumu açısından Beşiktaş bulduğu gol sayısı itibariyle bir tık öne çıkıyor ama siyah beyazlıların duran toptan yedikleri 3 tane de gol var. Dolayısıyla işin savunma tarafı
tarafında da sarı lacivertler bir tık öne çıkıyor diyebiliriz. İki tarafında iyi olduğu bir başka konu, tempo. Oyunun temposunu iki şekilde ele almak lazım belki. Biri topa sahipken, diğeri topsuz oyundaki temponuz. Hatırlarsanız ben tempoyu ölçmek için toplam pası toplam şuta bölerek bir takımın şut atmak için mi yoksa pas yapmak için mi topa sahip olduğunu tespit ediyordum. Ve bu rasyoda Beşiktaş hala lig lideri konumunda. Yaklaşık her 20 pasta bir kaleye şut atabiliyor Beşiktaş. Açıkçası bu oyunu ne kadar çabuk, ne kadar tempolu oynadıklarının en büyük göstergesi. Fenerbahçe'de de durum hiç fena değil. Onlar da ortalama 23.3 pasta bir kaleye gidebiliyor. Örneğin bu listenin son sırasında bulunan Başakşehir'in çok düşük bir tempoda paslaştığını hücum yapmak için değil, rakibe topu vermemek için topa sahip olduğunu görebiliriz. Ama burada Fenerbahçe ya da Beşiktaş için böyle bir durum söz konusu değil. Bana göre takımların topa sahip olmadıkları fazdaki temposunu ölçmenin en akılcı yolu topu geri kazanma sürelerine bakmak. Yani top rakipteyken etkin davranıp tempolu bir biçimde onu kazanmaya mı çalışıyoruz yoksa edilgen kalıp kale önünü mü savunuyoruz? Soru bu. Sanıyorum 3. bölgede top kazanma sayıları bize çok ciddi bir ipucu sunacaktır. Şimdi bu bölge lafını da yanlış anlayanlar olabiliyor. Aslında çok kolay. Bir futbol sahasını kafanızda 3 eşit parçaya bölün. Sizin kalenize yakın olan taraf 1. bölge. Ortadaki kısım 2. bölge. Rakip kaleye yakın taraf 3. bölge. Bu kadar basit. Konuya geri dönersek bir kez daha bu iki takımın zirveye oynadığını görüyoruz. Fenerbahçe maç başı 8.7 ile 3. bölgede en çok top kazanan takım. Beşiktaş ise hemen arkasında 6.4 ile 2. sırada. Topa sahipkenki tempo Beşiktaş'ın bir tık daha iyiydi. Top rakipteykenki tempo Fenerbahçe'nin bir tık daha iyi. Ama genel hatlarıyla bu iki takımın da ligin en tempolu takımları olduğunu söyleyebilir ve ikisinin de güçlü yönüne bunu yazabiliriz. Şimdi buraya kadar sanki kafa kafaya giden tempo konusunun içinden bazı tehdit ve fırsatları tespit edip ibreyi kırmamız gerekecek. Evet, iki takım da hem topla hem topsuz tempo yapabiliyor ama metodolojide ciddi farklar var. İlk olarak işin içine topa sahip olma oranlarını katalım. Fenerbahçe %55 ile en yüksek 4. Beşiktaş %47 ile en düşük 6. topa sahip olan takım. Fenerbahçe'nin yüksek olması bizi çok aldatmamalı ki zaten ilk 3 ile arasında %5'lik ciddi bir fark var. Şimdi oransal şeyler böyledir. Misal %50'yi 55 yapmak daha kolaydır. Ama %55'i arada yine 5 fark olsa da 60'a çıkarmak bayağı zordur. Sanırım büyük sayılar kanunu diyorlar buna. O sebeple ben iki takımın da topa sahip olmak gibi bir gayesi olduğunu düşünmüyorum. Valerian İsmail'in zaten yok ama CC'in de öncelikleri arasında topa sahip olmak yer almıyor. Dolayısıyla ilk 20 dakikada daha da doğru bir söylemle taraflardan biri gol bulana kadar bu maçın bir topun kontrolünü alma değil topu rakibe bırakma savaşı olacağını düşünüyorum. Rakip topu alsın ki biz de gidip ön alan presi yapabilelim kafası biraz. Futbolda tempo yapabilmek kadar önemli bir şey varsa o da maçın temposunu belirleyen taraf olabilmektir. Bir arabayı her zaman yüksek devirlerde kullanamazsınız. Debriyaj bunun için vardır. Vites kutusu o yüzden oradadır. Yokuş çıkarken farklı, inerken farklı torklara ihtiyacınız olur. İşte Fenerbahçe'nin bunu sağlayabilen, gerektiğinde defansın arasına girip tork değerini ayarlayabilen bir şanzımanı var. Willian Araujo'dan bahsediyorum. 0-0'lık bölümde gerçekleşeceğini düşündüğüm bu ortak stratejide yani topu rakibe bırakma savaşında ilk golü atan taraf Fenerbahçe olursa bu topa sahip olma konusunda iki takım arasındaki %9'luk farkın çok çarpıcı bir noktaya erişebileceğini düşünüyorum. Hemen geçen haftayı hatırlayalım. Alanya ligin en çok topa sahip olan takımı ve o maçın ilk yarısında oranlar %51'e 49'du. Fenerbahçe ne zamanki ilk yarıyı 3-0 kapattı, ikinci yarı bir miktar tempo düşürüp oranı %67'ye %33 lehine çevirdi. Yani sarı lacivertliler skora göre tempoyu dilediği gibi düşürüp arttırabilen, rakibine top göstermeden maç bitirebilen bir takım. Beşiktaşsa tam tersi. Öne geçtiğinde bizim artık topla bir işimiz kalmadı diyerek onu tamamen rakibine bırakıyor. İşte bu Beşiktaş'ın 1-0'ındaki en büyük problem bana göre. Tam olarak bu sebepten İstanbulspor maçında 2 kez öne geçmelerine rağmen 2 kez galibiyeti koruyamadılar. Ankaragücü maçı da benzer bir örnek. Başakşehir maçının kaybedilmesinin en güçlü sebebi oyunun temposunu rakibin belirlemesine engel olamayışı Beşiktaş'ın. Evet, dolayısıyla tekrar ediyorum. Fenerbahçe öne geçerse Beşiktaş'ın işi çok zorlaşır. O yüzden İsmail Hoca tarafında tüm planların geriye düşmemek üzerine yapılacağını düşünüyorum. Velhasıl Fenerbahçe'deki fırsatlara tempo kontrolü, Beşiktaş'ın tehditlerine de topa sahip olamamayı ekleyebiliriz. Bu topla tempo yapma tarafında iki takımın benzeşmeyen yönleri üzerinden çıkardığımız fırsat ve tehditlerdi. Bunun bir de topsuz tarafı var. İki takımın da 3. bölgede top kazanmıştı.
kazanma konusunda ne kadar mahir olduğunu az önce rakamlarla ortaya koyduk. Ön alan baskısı yapmak elbette bir risktir. Bu çalışırsa ne ala, kaptığınız toplarla gol pozisyonu üretebilirsiniz ama çalışmazsa ya da rakip bu presi kırarsa o zaman arkada geniş boşluklar verirsiniz. İşte öndeki presleri benzeşse de arkadaki davranış modelleri yine çok kalın çizgilerle ayrılıyor bu iki takımın. Beşiktaş'ın ön alan presi çalışmadığında Rozier, Masuaku ve Gedson gibi atletik oyuncularıyla süratle geri dönebildiğini gördük bugüne dek. Fenerbahçe'de ise tam aksine ön alan presi çalışmazsa benim rakibi duvara karşı oynatmak şeklinde tarif ettiğim stoperlerini orta saha çizgisine kadar çıkarıp bir offside tuzağı oluşturuyor. Yani presleri kırıldığında bir takım geri koşarken diğeri ileri çıkıyor. Ki şunu söylemekte fayda var, Fenerbahçe bu ligin rakiplerini en çok offside'a düşüren takımı. Fakat ön alan preslerinin kırılma anlarını daha önce yaşanmış örnekler üzerinden simüle edelim kafamızda. Önce şunu soralım, şiddetli bir ön alan baskısı nasıl kırılır? Pas, 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 bir daha pas, bıktırana kadar bir daha pas. Öyle değil mi? İdeal olan bu. Başakşehir'in Beşiktaş'a ilk yarıda yaptığı şey. Peki ama bu pas 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 oyunu bir fırsat oluşturur mu? Yani rakibin önde basmış olmasını cezalandırabilir misiniz? Rakip Beşiktaş kadar çabuk geri koşuyorsa cevap hayır. İkinci bir yol daha var. Uzun atmak. Diyelim ki Beşiktaş Weghorst önderliğinde bir ön alan presi başlattı. Çalışmadı. Takım halinde geri koştular, sete oturdular. Bir problem yok. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Fenerbahçe degajlar dahil bu ligin açık ara en az uzun top deneyen takımı. Hemen ters örneğe bakalım. Fenerbahçe Arao ve Crespo önderliğinde ön alan presi başlattı. Beşiktaş presi kırmak için uzun vurdu. Fenerbahçe'nin defans bloğu senkronize şekilde öne çıktı. Hep gördüğümüz iki ihtimal var. Birincisi, rakip kaçak dövüşüyorsa, yani fiziksel temastan kaçıp Salay ve Gustavo'nun arkasına koşuyorsa genelde offside'a düşüyor. Yok, onlarla temaslı oynuyorsa da 1.92'lik Atilla ve 1.97'lik Gustavo tüm hava toplarını domine ediyor. Fakat bu maçta muhtemelen bir farklılık olacak. Neden? Çünkü Beşiktaş açık ara ligin en çok hava topu toplayan takımı. Kimin sayesinde? Evet, şu Hollandalı sarışın adam. Cagne 13, Bahoken 15, Umut Nayır 16, lider Wout Weghorst tam 23 hava topu kazanmış bugüne kadar. Uzun pas desen en yakın rakibine 15 sayı fark atmış. 48 isabetli uzun pasla lig lideri Roman Saiz var. Dolayısıyla Beşiktaş Fenerbahçe'nin duvara karşısını Weghorst gibi bir kule ve Saiz gibi bir mancınıkla suistimal edebilir. Ki Weghorst sadece kule değil, servis becerisi de olan bir santrafor. Unutmamak gerekir ki an itibariyle ligin asist kralı o. Sadece indireceği değil, vücuduna atılan toplarda gerek Gustavo Henrique gerek Atilla ile gireceği ikili mücadeleler maçın X faktörü olacak. Weghorst'un topu orada birkaç saniye tutması demek, Muleka ve Enkudu gibi sprinter oyuncuların offside tuzağını tuzağa dönüştürmesi demek. Fakat öte yandan çılgın CC, antiteni Crespo'yu Roman Saiz'e kadar çıkarıp bir kez daha sorunu kaynağında çözmek isteyebilir ki bu Fenerbahçe'nin hali hazırda riskli olan ön alan presini daha da riskli kılacaktır. Dolayısıyla Beşiktaş'ın fırsat alanına hava topları yazarken Fenerbahçe'nin tehdit alanına offside çizgisi yazıyorum. SWOT analizi grafiğimiz üzerinden küçük bir özet yaparsak, biri çok pozisyon buluyor, diğeri hiç pozisyon vermiyor. Biri duran top savunmasında, diğeri duran top hücumunda çok etkili. Biri topsuz müthiş tempo yapıyor, diğeri topla acayip tempolu. Biri çok isabetli şut atıyor, diğeri neredeyse her isabetli şuttan gol yiyor. Biri öne geçince skora göre tempoyu ayarlayabiliyor, diğeri skoru korumada çok kötü. Biri defans çizgisini çok önde kuruyor, diğeri hem uzun pas hem hava topu konularında çok iyi. İşte şu ana kadar gördüğümüz şeyi muhteşem bir zıtlık olarak tarif edebiliriz sanırım. Ve birçoğunuz bu maçı neden bu kadar merakla beklediğimi anlamışsınızdır. Olaya şut alışkanlıkları ve hücum yönleri açısından bakarsak bu mükemmel zıtlığın burada da devam ettiğini göreceğiz. Fenerbahçe %41, Beşiktaş %44 olmak üzere iki takım da hücumda ağırlıklı olarak sol taraflarını kullanıyor. Bu demektir ki Rozier ve Ferdi Kadıoğlu'nun defansif performansları çok belirleyici olacak. İki takım da hücumda sağ tarafını daha az kullansa da kalesine gelen şutların ağırlığı o taraf. Beşiktaş'ın verdiği pozisyonların %21'i sağı, %9'u solundan, yani Rozier, Masuaku'ya göre 2 kat daha fazla hücum karşılıyor. Bence bunun en büyük sebebi Masu'nun kademesinde Saiz gibi bir savunma aklı, önünde ise Enkudu gibi defansa destek veren çalışkan bir isim olması. Öte taraftan Rozier epey yalnız. Muleka zaten sık sık çizgiyi terk edip ikinci santrafor oluyor. Arkasında da bugüne kadar hep Necip Uysal vardı. Fenerbahçe'de de aynı şey. %16'ya %31 olmak üzere Ferdi'nin tarafından
2 kat daha fazla hücum yiyor Kanarya. Bunun sebebi de yine kademesindeki Gustavo Henrique'nin ters taraftaki Luan Perez'e göre daha ağır bir savunmacı olmasıyla birlikte Ferdi'nin hücuma çok daha fazla katılıp arkada geniş boşluklar bırakması. Adana Demirspor maçında Onyekuru ve Ümraniye Spor maçında Del Valle sahnelerini hatırlarsınız. Artık kim oynayacak bilmiyorum ama Ferdi Enkudu ya da Ferdi Redmond eşleşmesinin birçok açıdan maçın kırılma eşleşmesi olacağını öngörmek mümkün. Belki George Jesus Ferdi'nin önüne Bright Osayi'yi koyup ultra pragmatik bir yöntemle bu sorunu çözmek isteyebilir. Çünkü bakın sadece Enkudu değil, arkasındaki Masuaku da, Masu'nun arkasındaki Saiz de ve oraya yaklaşan Getson da Beşiktaş'ın sol tarafında çok ciddi bir atletizm patlaması yaratıyor. Dolayısıyla Ferdi ve Osayi'yi arkalı önlü kullanıp enerjiyi enerjiyle çözmek mümkün. Fakat Osayi değilse bile Ferdi'nin önünde mutlaka ona yardım edecek biri olmalı. Arao'nun da yer yer Gustavo Ferdi kademesine girerek oynaması gerekebilir. İşte kanat koridorlarında yaşanması muhtemel tüm bunları göz önünde bulundurup Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'den yediği golü hatırlarsak üstüne Beşiktaş'ın ligin en çok ve en isabetli orta yapan takımı olduğunu koyarsak kenar ortalarının Beşiktaş için ciddi bir fırsat, kenar savunmasının Fenerbahçe için bir tehdit olduğunu söyleyebiliriz. Öte taraftan maç başına 16.6 faulle Beşiktaş sadece Süper Lig'in zirvesinde değil tüm Avrupa'da Real Sociedad ve Verona'nın ardından kıtanın en agresif takımı görüntüsünde. E bir derbi maçta hakem kim olursa olsun oyunu devam ettirme eğiliminin düşük olacağını varsayarsak bu Beşiktaş için çok bariz bir tehdit. Hem sarı kart, kırmızı kart eksilme tehdidi hem de etkili yerden serbest vuruş tehdidi. Ki birçok alanda olduğu gibi burada da mükemmel bir zıtlık var. Fenerbahçe'de dribling meziyetleri yüksek çok oyuncu olduğundan ligin en çok faul alan ve en çok penaltı kazanan takımı. Aklıma son olarak gelen şöyle bir şey var ve açıkçası bu Luan Perez'in derbiye yetiştirilememesi durumunda geçerli. Alanya Spor maçında Luan Perez ve Serdar Aziz sakat olduğu için Gustavo ve Atilla ile dörtlü çıkan ve yedeklerinde başka bir stoper bulunmayan bir Fenerbahçe vardı. Şimdi Lemos'un lisansı donduruldu, Novak da Suudi Arabistan'a gönderildi. E Serdar'ın çok ciddi bir maç eksiği var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sağdaki stoperlerinden biri sakatlanırsa bu çok ciddi bir handikap olur. O yüzden dar stoper havuzunu da Fenerbahçe'nin tehditlerine ekliyorum. Toparlarsak iki takıma da üçer güçlü yön, ikişer fırsat, üçer de tehdit yazdık. Beşiktaş'ın zayıf yönüne skor koruma derken Fenerbahçe'de net bir zayıf yön ortaya çıkmadı. Evet sarı lacivertlerin oyununda defans çizgisini çok önde kurmak gibi tehditler olduğunu düşünsem de ligin rakiplerini açık ara en çok ofsayta düşüren takım olmaları itibariyle yani aldıkları riski fırsata çevirebildikleri için bunu bir zayıf yön olarak düşünemiyorum. İlk golü atan kim olursa olsun çok ciddi bir avantaj yakalayacaktır elbet ama bu takım Fenerbahçe olursa Beşiktaş adına işler daha bir zor olur gibi. Videoyu sona erdirirken ekranda analizin son halini bırakıyorum. Dilerseniz sizler bu fırsat, tehdit, güçlü ve zayıf yönlere bakarak yorumlarda bir oyun ya da skor tahmini yapabilirsiniz. Umarım çok keyifli, hafta başı topun olmadığı yerde uzun uzun konuşacağımız harika bir derbi maçı olur. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.